Minik Azra'ya Allah'tan şifa diliyoruz bizler de. 8. sınıf öğrencilerinin heyecanla bekledikleri TEOG 1. dönem sınavları yarın ve perşembe günü yapılacak. Peki sınav stresiyle nasıl başa çıkılır? Sınav öncesinde beslenmede nelere dikkat etmeli? İşte uzmanından önemli tavsiyeler. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Bayağı heyecanlıyım. Çok stresliyim böyle. Sen nasıl hissediyorsun? Ben de heyecanlıyım. Yani sonuçta hayatımızı belirleyeceğiz bu sınavda. 1.190.826 öğrenci için heyecan dorukta. TEOG 1. dönem sınavları başlıyor. Çok çalıştığımız için yapamazsak diye bir kaygı oluyor hep. En çok hangi ders korkutuyor seni? En çok beni inkılap korkutuyor. Gece gündüz demeden çalıştılar, çabaladılar. TEOG sınavında emeklerinin karşılığını alacaklar. Ancak birçok öğrenci sınav sırasında heyecanla yenik düşebiliyor. Peki uzmanlar sınav stresiyle başa çıkmak için öğrencilere ne tavsiye ediyor? Aklımıza gelen olumsuz düşünceler kaygımızı da arttırıyor. O yüzden olumlu düşünceler koyduğumuzda da o kaygı biraz azalacaktır. En önemlisi kaygının yani azalacak, geçebilecek bir şey olduğunu bilebilmek. Hiç heyecan yok, stres de yok. Gayet rahatım. Hazırsın sınav. Evet, hazırım. Hiçbir sınav son gün çalışılarak kazanılmaz diyor uzmanlar. Sınava saatler kala yapılabilecek en iyi şey motive edici ve rahatlatıcı aktivitelere zaman ayırmak. Eve gidince mesela bugün fazla çalışmamayı düşünüyorum. Kafamı dağıtmayı düşünüyorum. Sınav sırasında aşırı heyecan yaşayanlara uzmanlar nefes egzersizleri yapmalarını tavsiye ediyor. Peki kalp atışları hızlandığında nasıl soluk alıp vermek gerekiyor? Burnumuzdan alıyoruz. Ve en önemlisi o sırada midemiz şişiyor. Göğsümüz değil, omuzlarımız kalkmıyor, göğsümüz şişmiyor. Midemiz şişiyor burundan alırken. Ve sonra yavaşça ağzımızdan veriyoruz. Hangi ders korkutuyor seni? Matematik genellikle. İnşallah Allah'ın izniyle geçeceğiz, güzel bir puan tutturacağız. Çocukların motive olmasında anne babalara büyük iş düşüyor. Ailelerin yüksek beklentiler içine girmesi öğrencilerin başarısını olumsuz etkiliyor. Sakin olmaya çalışıyorum yansıtmamak için, onun da sakinliğini korumak için. İyiyiz ya, şu an bir sıkıntı yok, çalıştık, hazırız. Bizim için her konuda hangi okul olursa olsun kızım her şeyden çok değerli. En önemlisi bu. Hepsine de başarılar diliyoruz. İnşallah emeklerin karşılığını alırlar. Sınav öncesinde öğrencilerin daha önce yemediği gıdalardan uzak durmasında da fayda var. Kuru baklagiller, lahana, işte turp gibi gaz yapan besinlerden ya da çok yağlı, aşırı şekerli besinlerden uzak durmaları gerekiyor. Öğrencilerin yaptığı en büyük yanlışlardan biri de sınava aç gitmek. Uzmanlar boş mideyle sınava gidilmemesi ve mutlaka kahvaltı yapılması konusunda uyarıyor. Kahvaltıda mutlaka yumurtaya yer vermemiz gerekiyor, en kaliteli protein kaynağı olduğu için. Yine yeşil yapraklı sebzeleri tercih edebilirler. C vitamini içeriği yüksek olduğu için konsantrasyon eksikliğinin dağıtılmasına yardımcı olabiliyor çünkü. Hazır mısın sınava? Hayır. Neden? Çalışmadın mı? Çalışmadım. Sınavdan iyi bir sonuç almak için çalışmak önemli. Ancak zihin açan yiyeceklerle de başarıyı artırmak mümkün. Muz, kivi, çilek gibi besinler hem konsantrasyon güçlüğünü önlemek adına önemli. Hem de C vitamini içeriği yüksek olduğu için yine serotonin hormonu salgıladığı için, mutluluk hormonu salgıladığı için dikkat dağınıklığına karşı da iyi geliyor. Sınavda en çok ne korkutuyor seni? Matematik. Kesinlikle. Seni hangisi korkutuyor? Beni de matematik korkuyor. Ben zaten matematikte pek iyi değilim. İşlem hatası her şeyi yok edebiliyor. İnşallah istediğiniz gibi geçer. İnşallah. Öğrenciler 23 Kasım'da Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, 24 Kasım'da ise fen, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil derslerinden sınava girecek. TEOG sınavında öğrencilere her dersten 20'şer soru yöneltilecek ve 40'ar dakika süre verilecek. TEOG sınavında yanlışlar doğruları götürmeyecek. Bu nedenle bilmediğiniz soruları boş bırakmak yerine size en yakın gelen şıkkı işaretlemek ekstra puan kazandırabilir. Yanlışlar doğruları götürmeyecek bu sefer. Evet. Ne yapacaksın? Sallayacağım. Sallayacaksın. Bir ya tutarsa. Evet.